Ne dersiniz Fenerbahçe için? Hatay maçı kolay bir maç değil. Hem Hatay hem de var. Slavia Prag maçı. Ama ben şunu söyleyeyim Slavia Prag maçı için. Bu deplasman golü kaldırıldığında o gün de söylemiştim. Kaldırandan Allah razı olsun çünkü Türk takımlarına yarayacak demiştim. Öyle. Hep sıkıntımız olmuştu. Şimdi bu kadar 2 tane gol yemene rağmen. 3 tane gol yedim. 3-2. Tabii şimdi bir şansı var. Eski kural olsaydın daha kaç tane atması lazım? Bir sürü gol atması lazım. Şimdi yine bir şansım var. Ya, kuraldan daha önemli Fenerbahçe'nin oyuna ihtiyacı var. Tabii. Yani böyle İsmail Hoca mesela konuşuyor veya ben dinliyorum mesela yani yok Fenerbahçe gelişiyor her hafta uymuyor. Fenerbahçe'nin geliştiği falan yok ya. Yani bu bir. İkincisi... Ama onu öyle demek zorunda biraz hocam. Hayır İsmail Hoca demiyor. İsmail Hoca zaman zaman diyor. Bazı mesela yorum yapan insanlara da bakıyorum. Gelişiyor. Yani yok, daha real davranmaları gerek. Yani Fenerbahçe ile ilgili hep böyle yumuşak konuşmalar olur eder. Yani bir de İsmail Hoca tabii şunu söyleyelim. Yani mesela maç önü konuşuluyor mesela işte Fenerbahçe ile planlar vesaire anlatıyor. Bu planların hiçbiri o tutmuyor. Yani böyle iddialı konuşmamak gerekir. Bir şey yap, yani planı kim yapıyorsa analiz demek ki burada bir sıkıntı var. Yani bunları daha böyle dengeli bir şekilde konuşmak gerekir. En önemlisi de bana göre esas Fenerbahçe ile ilgili böyle bir zarar veren kitle de var. Maç bitti bakıyorum ben şimdi. Fenerbahçe motive olamadı, işte isteyemedi, yok öyle zihinsel hazırlığı iyi değil. Ya Allah aşkına kupa maçı oynamıyor yani Süper Lig takımı Fenerbahçe, büyük takım hepimizin bildiği gibi 3. Lig takımıyla oynamıyor. Avrupa Kupası bir maç oynuyor. Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynuyor. Geçen senenin lig şampiyonu. Çok yani, adam kaybetti ama. Sezon başında devre arası. Hayır kaybetti ama yani sonuçta daha şimdi Fenerbahçeli oyuncular az mı motivasyonla soyunma odasına gelmiştir veya maçtan önce hazırlanmıştır? Hayır. Yani sırf buradan vuruyoruz. Fenerbahçeli oyuncular motivasyonu iyi değil. Evet bir çöküşteler şöyle böyle yok çok istemediler. Ya, futbolu bir tek bununla mı anlatılır? Bir kurgu yok. Fenerbahçe'de kimin ne oynadığı belli değil. Topa sahip oluyor çıkıyor üst bölgeye rakip yer alana Fenerbahçeli oyuncular... Slavia Prag'a karşı ya bir organize olurlar. Bir set ucumunda bir sete çıkar, bir yerleşirsin. Topa da onun için sahip oluyorsun. Fenerbahçe'nin ne yaptığı savunmada, hücumda hızlı hücuma çıkarken, topa endeyken hiçbir şey belli değil. Yani İsmail Hoca'nın bunları düzeltmesi gerekir. Geldiği günden beri gelişiyoruz diyor. Mesela Giresun maçında söyledim. Pres karşı pres. Bunu Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın oturtması gerek. Fenerbahçe topa sahibi olarak bu oyuncularla oynayamaz. Eldeki kadrodan doğru planlaması gerek, doğru analiz yapması gerekir. O planları, analizleri açıklarken bunlara daha fazla İsmail Hoca'nın dikkat etmesi gerek. Peki şimdi yarının orada çok önemli maçı Alanya-Trabzon maçı. Yunus Emre hazır mı? Yunus Emre de şimdi saniyeler içinde karşımızda olacak. Yani yarın maçı Alanya-Trabzon maçı. Aslında... Acaba o maç 19'da olamaz mıymış? Ama tabii Fenerbahçe'nin daha Perşembe gecesi oynadığı için onu ikinci maç durumuna getirmiş. Orada planlama, o da doğru bir yaklaşım. Zaten Perşembe maçı olmasa herhalde Pazartesi oynardı. Perşembe gece oynadı çünkü tekrar Perşembe oynayacak diye Pazara koymuşlar anladığım o. Hazır mı? Tamam, hazır olmak üzereymiş. Zorlu Pükstür'ü geride bırakıyor. Yani Konya ile oynadı. Hem rakibi hem zor bir takım. Şimdi Alanya bunu da geçerse Trabzonspor çok farklı yere doğru gidiyor. Çok aynı şekilde. Konya'dan önceki hatta mı Yunus Emre sen? Evet sevgili Yunus Emre. Şimdi bazı eksikler var, hastalar var. Zaten sen bize Covid ile ilgili bilgileri de vermiştin. Hamşi'nin durumu bugün netleşti ki ülkesine gitmiş. Tedavi için mi bilemiyorum artık o kısmını. Pazartesi tekrar dönecek. Son nedir geldiğimiz nokta Trabzonspor cephesinde? Alanya deplasmanı bu ülkede hatırı sayılır deplasmanlardan biri çünkü. Bilgiler sende Yunus Emre. Teşekkürler Ender Bilginiz'e ve değerli konuklarınıza da iyi yayınlar dileyelim. Biraz önce biz de Alanya'ya ayak bastık. Yarınki kritik karşılaşma öncesi. Trabzonspor'da özellikle Marek Hamşik'in durumu tabii ki çok ciddi bir belirsizlik içeriyor hala. Çünkü kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığıyla ilgili detaylı bir bilgi verilmedi. Galatasaray maçında kadroya girmişti Marek Hamşik. Ardından geçen 2 haftadan sonra Konyaspor maçında uzun bir sakatlık döneminden sonra ikinci yarıda oyuna girdi. Ve hemen sonrasında hiçbir antrenmana katılmadan ülkesine gitti. Ülkesine gidişindeki detayı şu şekilde verelim. Orada kendi doktoruna gözükmek istiyor Marek Hamšík. Çünkü sol arka alt adelesindeki ağrılar bir türlü geçmek bilmiyor ve bu konuda Trabzonspor Kulübü'nden de detaylı bir açıklama yapılmadı. Yaklaşık 33 gündür oyuncu bu sakatlıktan dolayı sıkıntılar yaşıyor ve bir süre daha bu sorun devam edecekmiş gibi gözüküyor. Marek Hamšík dışında yine Abdülkadir Ömür ve Dansville izolasyon sürecinde olduğu için forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu isimler dışında Tronsen, İsmail Köybaşı, Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi genç isimleri de Alanya deplasmanına getirmedi. Uzun bir sakatlık döneminden sonra Fode Koyta Alanya deplasmanındaki kadroda yer alan isimler arasındaydı. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor'da. Çünkü özellikle Dansville ve Abdülkadir Ömür son haftalarda Trabzonspor 11'inin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Bruno Perez, stoperde Ahmetcan Kaplan, Hugo İkilisi, sol bekte Puaç, orta sahada Dorukhan Siopis, Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Vişça, solda Vakeme, ileride Cornelius'u bekliyoruz. Teknik direktör Abdullah Avcı maçın gidişatına göre yine yedek bol alternatifli zengin yedek kulübesinden de faydalanma fırsatı yaşayacak bu karşılaşmada. Evet, sevgili Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Yarın maç saatine kadar oradan bilgileri alacağız. Yunus Emre, bakalım çok kritik bir maç zirvede, sana da kolaylıklar dileyelim. Şimdi bakıyorum çıkan kadroya, hani işte önemli eksikler var ama çıkan kadro ne kadar geniş ve üst düzey bir kadrosu olduğunu gösteriyor Trabzonspor'un. Ama Marek Hamšík aranacak bir oyuncu, öyle değil mi? Ne dersiniz? Aranacak bir oyuncu elbette ama bu kadroda ben Dorukhan'a da bir parantez açmak istiyorum. Benim Dorukhan'ın bu performansı göstereceğini hiç beklemiyordum. Böyle bir beklentim hiç olmadı. Kendisini kutluyorum. Orada Abdullah Hoca'nın bir yanılttı. Kesin etkisi bence önemli. Hani şöyle bir oyuncu şu an için Beşiktaş'ta olsa iyi olur muydu diye soracak olursanız evet derim. Tabii canım. Yani o da Abdullah Hoca. Hepsinde. Üç büyüklerin üçünde de. Tabii ya, Abdullah Hoca'nın. Ama Dorukhan'ın kendisini de bu konuda tanımak lazım. Eksikleri var diyoruz da kim eksik yani? Baktığın zaman kadro Alanya maçına çıkacak doğru bir kadro yani. Önde iki tane defansif libero, Dorukhan'la Siopis her tarafa basan. Zaten öndeki dörtlü her takıma gol atacak. Da gider hocam, bir de tabii. 8 numara oynar. Yani sırf 6 değil. O dörtlü de her takıma gol atabilecek gibi duruyor. Tabii öyle bir dörtlü var zaten önde. Cornelius. Defansa bir Ahmet Can'ı koymuş, genç oyuncuyu. Türk oyuncu onu tabii kullanmış. O tabii o da sonra Siobis'i koyunca o ilerideki dörtlüyü inanılmaz rahatlatıyor. İnanılmaz rahatlatıyor. Evet. Siz diyor biraz oynayın diyor. Vizca'nın gelmesi çok fark ettirdi abi. Çok. Yani. Hocam bir de Dorukhan dediğiniz gibi Dorukhan bir de öne gidiyor. Şimdi Kasımpaşa maçı var mesela, Dorukhan asist yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Hem topu kesti hem de Vizca'ya bırakmıştı. Ya. Evet. Efendim? Bakame zorlanıyordu tek kanattan. Şimdi iş Vizca'ya da gidince Bakame de buradan dalıyor artık. Peki. Şimdi bu taraftan da yük aldı Vizca.